Herkese selamlar, hayırlı mutlu günler, hayırlı mutlu akşamlar hangi saatte izliyorsanız keyifli, huzurlu, sağlıklı vakitler diliyorum. Evet, mercimeğimizi koyduk. Canlarım, bir arada bir açıklamam olacak sizlere. Açıklama videom olacak. Evet, bu sefer tel şehriyeli yapacağım pilavı. Evet, güzelce yıkadım. Bunun içine de koyuyorum. Biraz kavuracağım. Suyum kaynıyor. Yasemin'le Serzan alışverişe gitti. Zile bastı, şimdi geliyorlar. Biz çok yorulduk, bir gün dinlendik. Nereden geldiler yavrularım? Bismillah. Hey, siz gelene kadar ben yemeği yaptım. Ellerine sağlık da niye kendini yordun, ben yaparım. Dedim bunlar alışverişe gitti, ben de şey yapayım. Zaten bir de kanat yaparız. Tamam. Bir de salata. İki tane kanat alın dedim. Sevilcanlar da gelecek. Yemeğe. Evet, salkım. Salkım domates. Evet, onlar bir şeyler daha almaya gittiler. Bir şeyler daha alacaklarmış. Evde soğan da yoktu. Kıyar. Evet, soğan, sarımsak. Sarımsak şu yeni çıkmışı da buraya ne kadar çok seviyorum. Ekmek. Kefir. Ha, tuz ruhu almış. Ha, lavabo açıcı. Evet. Bayılıyorum o salkıma. Ben şimdi bunu soslayacağım. Köri soslu. Köri soslu kanat yapacağım. Canlarım, hepinize selamlar. Yüz yüze selamlar. Hayırlı mutlu günler, hayırlı mutlu akşamlar. Tekrar, tekrar. Şimdi önce bunu bir tuzlayayım. Hafiften. Salkım salkım abi, bu domates de ne kadar güzel. Şimdi biraz şey
şey koydum. Dedim ya Hindistan'da çok seviliyor bu. Ne tuzluydu ya? Şey baharatıydı bu. Zerdeçal. Şimdi biraz da köri. Körili ve zerdeçal tozlu çok hoşumuza gidiyor bu. Kanat. Biraz da kırmızı toz biberden koyacağım. Buna bu sefer ince yapışsın diye yağ koymuyorum. Yani şeyler buna yapışsın diye. Baharatlar. Evet, bu şekilde. Ağzını da kapayacağım şimdi. Ve o şekilde olacak. Ben onu aslında kimyonla kekik de atıyorum ama bir yanması oluyor kekiğin. İkincisi de bizim şey çok yemiyor. Kimyonu keki. Bizim gelin kızım Yasemin yemiyor. Evet, bu böyle dursun. Ağzını bu şekilde kapatalım. Bu şekilde burada dursun. Ben şimdi bu salkımlarımı yiyeceğim. Çok harika ya. Çok güzel, çok. Salkım domates. Daha ben sabah kahvaltı yaparım. Ben biraz yattım. Bacım, yatmamın sebebi de şu, yorgundum. O yüzden bir gece size şey yapamadım. Bunu bu akşam yayınlayacağım. Elimde video yok. Sabahki yayınladığım, saat 1'de yayınladığım video şeye gitmeden bir gün öncesiydi o. Bunu, hatta topluluğuma da yazdım da onu. Yola çıkmadan bir gün önce çekmiştim. Annemi ağırlamıştım. Yoksa öbür tarafın adını anmak istemiyorum da o şu anda tutuşuyor. Herkese ortaya koyuyor. Ama ben geçtim oğlunun pazarı artık. Ben dedim şimdiki gündemimde dedim o yok dedim. Şu anki gündemimde benim çocuğumu huzurlu, mutlu bir yuvasını kurdurmak dedim. Şu anki gündemimde o yok. Kapattım konuyu. Zaten şuraya geçeyim mi biraz sizle konuşayım, sohbet edeyim de gel. Gel gel. Gelin gelin gel. Gelin bir tane gelin gel. Sohbet edeceğim demiştim ya. Biraz da cevap vereyim şu şeylere. Canlarım biraz da cevap vereyim. Şimdi dediğim gibi gündemimde çok kişileri koyuyor araya o taraf. Gündemimde o yok dedim şu an. Şu an benim gündemimde çocuğumu yuva kurdurmak, yurt yuva kurdurmak, çocuğumu evlendirmek, bir an önce nikaha geçmek. Nikah işlemlerine yarın başlayacağız. Şöyle kelimeler olmuş hani biri demiş koskoca YouTuber'sun neden bir bilezik takmadın? Elimde olsa takmam.
Şimdi onların ben evlendirmeye çalışıyorum. Onları ben şimdi eskiler o evde kalmasın diye yeni mobilyalar düzeceğim oraya. Bu Hamideciğim, benim canım bacım, bu kızımızın annesi. 4 yıldır biz tanışıyoruz. Her zaman da söyledim. 4 yıldır tanışıyoruz. Dur şöyle yapayım. 4 yıldır birbirimizle görüşüyoruz. Yanımızda gibiyiz. Yani hiçbir şeyimiz yok. Sanki böyle o biz, biz o. Aynı. Karakterimiz, şeyimiz. Yani öyle kendi evim gibi rahat ettim. O da gelecek, kendi evi gibi rahat edecek. Biz de çok gülüp oynuyoruz onunla. Ay, çok anlayışlı bir kadın. Gerçekten o şey videonun altına da yazdı, ben sabitledim. Yol videosunu bizim. Bizim dedi, para pul bizim için önemli değil. Biz Sercan'ımızı bilerek dedi verdik kızımızı dedi. Sercan'ın altın gibi kalbi var dedi. Zaten pırlanta gibi bir kalbe sahip. Biz pırlanta gibi bir evlada sahibiz dedi. Yani onun gücünü zaten bilerek biz şey yaptık dedi. Ben gizlemedim ki, benim gücüm olsa zaten öbür tarafa ben şey yapardım. Üstelik 4 yıldır kadın takip ediyor beni. Ya bu benim akrabam değil, bu benim şeyim değil. Bu benim, bana hayran, ben ona hayran. O bizim aileye hayran, ben onların ailesine hayranım. Biz bunun daha yeni hayran değiliz. Yani sürekli böyle görüntülü konuşuyoruz. Bütün ailelerini unuttum, ismini sordum tekrar tekrar ama siz de tanıyın diye sordum ama hepsini tanıyorum. Tabii gürültü gelmesin. İşte demek istediğim, o da oraya çok güzel yazdı. Bizden ne mobilya istediler, ne altın istediler. Ben bu kulağımdaki küpemi verdim. En severi kalmıştım. Zaten gene konuştum o kuyumcuyla da. Gene dedim, verdi dedi. Sakın, ben kabul etmiyorum dedi. Ben şu işimi halledip abi dedim, ben kendim kabul edeceğim. Ben kendim getireceğim onu dedim. Lütfen dedim abi. Kesinlikle dedim. Çünkü araya onu koyuyor. Onunla biz hani saygı çerçevesi içinde çok iyi bir abi. O bana iyi bir abi, ben ona iyi bir bacıyım. O onu bildiği için o beni ikna edecek zannediyor. Ben dedim, bunu benim gündemimde şimdi bu yok dedim. Ben dedim, yani o paralar, o şeylerin parasını ben kendim getireceğim, o bende dedim. Zaten ödenmiş 5000 lirası. Yani küpenin şeyi zaten ödenmiş. Ondan sonra ödedim yani. Şimdi demişler, kulağındaki o kıza bu mu layıktı? Kulağındaki küpeyi verdi. Kimi demiş işte İsmet'in küpesi. İsmet'in küpesi diye bir şey yok. İsmet kendi, bir kere İsmet kendi şeyini vermedi, bir kere mehirini vermedi. Öyle bir şey yok. O benim. Benim borcum. Bunu videolara da gitmeden önce de yayınlamıştım bu konuyu. Ondan sonra insanın önemli olan nedir biliyor musun? En değer verdiği, beğenerek aldığı bir şeyi birine takıyorsa o ondan daha da değerlidir. Ben onu ona taktım. Bak Sibelcan da gelinini ne yaptı? Kendi küpesini verdi. O daha önemlidir. Öyle karşıdan böyle düz düşünenler var. Öyle düşünenler var. Saygı duyuyorum. Ama o gelin kızım Yasemin ne kadar sevindi. Ne kadar mutluluğunu dile getirdi. Kendi konuştu. Ben değil. Kendi ben bir konuşma yapmak istiyorum. Ben çok duygulandım dedi. O anda ben de duygulandım zaten. Pırlanta değeri de tabii kız. Elimizde olduğu kadar. Şimdi ben elimde var da mı vermedim? Ha elimizde bir bileziğim var. O bileziği biliyorsunuz. Ama o bileziği ya buradan kazanamam da ben ona çünkü ev düşeceğim. Ya şey yapamazsam. Yani birikmiş bir kenarda bir şeyimiz yok bacım. Yok. Yok. Onlar da bunu bile bile. Ya zaten konuştuk, kadın baştan beri takip ediyor, bütün ailece biliyorlar. O yüzden önemli olan altın kalpler lazım. Pırlanta gibi kalpli 2 tane çocuğumuz oldu. Biri Yasemin. Çok da yakıştırdınız ikisini birbirine. Çok da, zaten ben de çok yakıştırdım. Olması gereken buydu. Ben de zaten yakıştırdığım için bu işin ilk mimarı benim.
Ve bu da zaten kaç aya? Ya 6 ya 7 aya dayanıyor. Bu görüşmeler, bu birbirlerini sevmeler, görüntülü konuşmalar falan. Birkaç kere şey oldu hani. Yani biliyorsunuz, tanıyorsunuz, söz etmiştim birkaç kez videomda. Hep biz birkaç kez söz etmiştim. Tam net şey ortaya çıktığında. Hani onlardan emin olduğumda. Şimdi şöyle sorular gelmiş. Şey, Yasemin'le, Yasemin burada kalıyor. Yani ben video çekmeyince yorgunsam o da dinlenecek, ben de dinleneceğim. Biraz dinlenelim dedi, çekmedik. Tabii ki yedik, içtik, şey yaptık. Tabii ki çarşıya gönderdim onları, işte alışverişe gittiler, geldiler. Şimdi biraz daha da dolaşıp kendilerine ait bir şeyler alacaklarmış. Kendilerine özel eşyalar alacaklarmış. Şimdi işte yarın dediğim gibi şeye başvuru yapacağız. Başvurusunun nikah tarihini alacağız. Ben istiyorum ki daha fazla uzatmak istemiyorum. Bir an önce evine yerleşsin. Aslında gönlüm istiyor ki bu evden taksitle veren yerler var veya tanıyan yerlere. Yasemin'i götürüp bütün eşyasını oradan seçmesini istiyorum. Bunu da ay bu ses. Yani demek istediğim, aslında Yasemin gitmeden önce hem nikah tarihini almak, başvurusunu vurup da tarihini almak, hem de mobilyasını değiştirmek istiyorum. Bunu istiyorum. Yani evden taksit, hani bir ay vermiyorsan sonradan başlıyorsun ya, onu istiyorum. Üstelik de yani bir ay, bir buçuk ay içinde, bir buçuk ay bile sürdürmeden hemen bir eğlence yapıp ona bir gelinlik gibi gene bir elbise giydirip böyle müzikli falan, annemlerin orada bir böyle düğün gibi bir şey yapmak istiyorum. Evine yerleştirmek istiyorum. Evine yerleştirdikten sonra da rahat edecek için. İçim rahat edecek. Herkes tabii ki yoluna bakacak. Allah herkesi kendi yolunda mutlu etsin. Herkesi kendi yolunda mutlu etsin. Benim oğlum da bekar kalacak değildi ya. Onun da bir evi var, bir yuvası var. O da o yuvayı dağıtmadı, bak ben de evlenirim bir gün diye. Dağıtmadı. Rabbimin hepimizin duasıyla ne güzel bir aileye düştük. Ne güzel bir aile olduk. Ne kadar da güzel yakıştılar birbirlerine. O yüzden altındı, inciydi. Böyle hani elimde olsa ben canımı veririm. Yapabildiğim kadar yapacağım. Hani gelin kızımızın farkındayım. Ne kadar pırlanta gibi kızımız olduğunu. Bir tanesi de ne kadar saçmalamış. Onun durumuyla benim durumum aynı mı? Kendisi İsmet'e altın al, altın al diye deliren kişi, bak altın al, altın al diye tutturan kişi, para vermeyi diye tutturan kişi, bak gelinine ne taktı? Hiçbir şey takmadı demiş. Ya bende, onda var. Onda var da takmıyor. Bende olsa ben bütün servetime takarım. Bir de şu söylenmiş. Senin demiş kız istemen olmadı. Yani damadın isteyebilirdi. Bir taneleri. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu çocuğun babası öldüğünde 13 yaşındaydı Sercan'ım. Kızım da 10 yaşındaydı. Bunları hep ben önünde hem annesi hem babası oldum. Her şeyine ben koşturdum. Evliliklerinde de öyle. Hep ben koşturdum. Hep ben istedim, ben koşturdum, ben yaptım hepsini. Hani düğününü ben yaptım, şeyinde ben koşturdum. Hepsinin, kızımın da oğlumun da. O yüzden erkek gibi kadın oldum ben. O yüzden artık yani, çünkü hem anne hem baba olarak yetiştirdim. Hem annelik hem babalık yaptım onlara. Hem maddi hem manevi hem her şeklinde ben koşturdum. Çünkü ben yapmalıyım. Orada büyük benim. Çünkü ben de kendimi böyle konularda erkek gibi hissettiğim için, bu çocuğun babası gibi hissettim o an kendimi. Çünkü hem baba hem anneyim ya. Öyle olduğum için ben istedim. Kameramanlığı da orada kimse yapamadığı için ara sıra sizler beni, benim canlarım zaten beni hoş görüyor, beni biliyorlar. Sizler en güzel anları görün diye ikide bir kalkıp
kamerayı düzeltmeye çalıştım. Hani göstermeye çalıştım. Tam görün. Sizler görün diye. Hani sizlerden de beni sevenlerimden de sürekli video atın. Lütfen her anınızı çekin. Atın dediğiniz için ben sizlere saygımdan ve sevgimden her anını gösterdim. Her anını göstermek için biraz şey yapmış olabilirim tabii ki. Ama çok iyi insanlar. Ben onlara hayran kaldım, onlar da bana hayran kaldı. Onlar, o aile de bize hayran kaldı. Orada bütün olanlar. Ben onları, yani düşün, amcayla eşi, hacı bunlar. Düşün kadın, yani o kadar, hem de çarşaflı kadın. Ama o kadar güzel, tatlı dilli, o kadar güzel karşılama, o kadar... Keza o bacısı Hamide'nin, Esra ablacığım deyince bir ablacığım daha çıkıyor. Allah şifalar, acil şifalar versin ona. Rabbim, Rabbim yüzünü güldürsün onun yüzünü. Rabbim ona biraz atlatmış gibi, Allah'ım, Rabbim, hep sizler dua ettiniz. Hep o da yazmaya çalıştı. Dedim kız bacım, rahatsızsın zaten, uğraşma. Sözle konuşuruz dedim. Sözle teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Hepiniz yazdınız, o yani şifalar dilediniz. O kızları, o şeyleri, yani gerçekten biz aileye hayran kaldık, aile de bize hayran kaldı. Şimdi ve çünkü belli ediyor. Hani giderken, yol ederken oraları siz görmediniz. Belli ediyor. Yani ne kadar iyi insan olduğu zaten belli. Allah. Böyle bir şey, Rabbime hamdolsun ve şükür olsun, beni böyle insanlara düşürdü. Çocuğumu böyle insanlara düşürdü. Ve çocuğum, birbirlerine de yakıştılar. Zaten hepiniz yakıştırdınız. Yani şeyin kızı var, evet, onu da sormuşsunuz. Önce onu gösterdim zaten. 16 yaşında herhalde kızı. O da geç... Ay, erken evlendiği için. Aynen benim gibi. Benim de Sercan'ın aralığında 16 yaş var. Şimdi Yasemin kızımız 33-34'e daha yeni giriyormuş. Sercan da 36 yaşında. Aralarında 2 yaş var. Ondan sonra onlar inşallah onların muradını erdirir. Birbirlerini seviyorlar. Sevenlere saygım sonsuz. Sevenlere saygım sonsuz. Kimsenin de şeyine hiç aldırmıyorum. Çamur at, izi kalsın, bu şeylerle hiç polemiklere girmek istemiyorum. Hiç de böyle şeylerle ben kimseyle şey değilim. Hani kötü şeyler düşünmüyorum çünkü. Hep iyi şeyler düşündüm. Hayatım boyunca hep çocuğumun, çoluğumun hep yuvasını düşündüm. Çoluğumun, çocuğumun hep mutlu olmasını istedim. Hala da öyle. Değişmiyor. Çocuklar büyümüyor ki. Hep mutlu olmasını istiyorsun. Mutlu. Neyse canlarım. Bunlara da açıklık getirdim. Şimdi beni şeyle, ben elimde bulunan kadar yapacağım. Bulunmayanın borç alayım da şey mi yapayım? Hani borçlanayım mı? Zamanla yaparlar birbirlerine. Zamanla ben de yaparım onlara. Elimi onların üstünden çekmem. Zamanla ben de yaparım. Şimdi İsmet de o benim işim kıyaslamışlar ya, öyle kıyaslanır mı? Adamın trilyonları var bankada, adamın kasada bir sürü şeyleri var, altınları, şeyleri böyle. Adam vermeyince vermesin, bana ne, ben ondan bir şey istemedim ki zaten, istemiyorum ki. Ben ondan bir şey istemiyorum ki, ben sadece bir kere bunu diyene söylüyorum. Ben mehirime ver demiştim, onu da... Ortalığı yıkmıştı. Tamam, borç benimdir demiştim. Borç benimdir. Delikanlı sözü benimdir. Ne kadar da ödedi deseler, ne kadar da ödeyecek deseler, onlar kendi işini biliyorlar. Beni ilgilendirmez. Benim borcum benimdir. Diyecek olduğum, işte eve bir an önce evlerinde bunların nikahlarını şey yapayım. Bir an önce de şu evlerini dayayıp düşeyim. Beğendiği mobilya ne var? Sercan da diyor ki Samsun'dan alacağım diyor. Orada paket var diyor böyle. 50 milyar, 60 milyara paket var diye. Düğün paketi diyor.
oradan alacağım diyor. Oradan zaten tek başına ödetmeyeceğim. Yani ben de ödeyeceğim. Ben de şey yapacağım onun şeyini, onu çocuğumu tek başına bırakır mı? Onun da evi kira, onun da şey. Başka diyeceğim aklımda, ha şey, teşekkür ederim sabahki yayınladım. Batuhan'a şimdi iyi oldu dedim ya. Evet, gerçekten şey oldu hani. Rahatladı. Hem çalışıyor. Kafede çalışıyor. Arkadaşıyla. Başka diyeceğim bir şey, başka sorular aklıma, yani çok sorular vardı ya. Deli sorular soruyorlar. Çok deli sorular var yani. Bazılarına cevap verebileceğim durumda, bazılarına veremeyeceğim durumdayım. Ve hiçbir şey... Neyse, ben açıklayacağımı açıkladım canlar. Elimde olursa veririm. Ve o benim kızımdır. Kız evlattan... Evlattan... yani şimdi şöyle bir şey. Ben her zaman gelinime... gelinime savunmuşumdur. Evladıma şey yapmışımdır. Ben gelinimi tutarım. Hata yapmıyorsa, yanlış yoksa gelinimi tutarım ben. Yani o benim canımdır çünkü. Evime gelmiştir, artık o benim kızımdır. Benimle durmayacak. Diyorsunuz ki evlenince senin hayrı, evine eşyalarını diyorum ya, yenileyeceğim. Bunları da aklıma geldikçe ben cevap veririm. Neyse şimdi kalkayım. Ama tavuğu kızartayım yavaş yavaş. Azıcık biraz daha dursun, ondan sonra kızartayım tavuğu. Benim yavrularım geldi. Kızım ben bunu böyle şey sosladım. Soslamışsın bir. Sana dur dedim anne, ben yaparım, yorulma dedim. Yok yok, olsun. Şimdi bizim burada kimimiz var canlarım, kimimiz var? Geldik müjdeye. Ey gidi, geldik müjdeye. Gel ön kameraya açla, birlikte çıkalım. Evet değil mi? Evet. Tamam. Evet canlarım. Sizlerin de dualarınızla, kendi çabalarıyla da. Ordu Aybastı Fen Lisesi'ne atandım. Anne. Aybastı. Boğazına çıkma. He. Kapat. Sana çok mu sıcak? Aşırı sıcak. Evet, bayağı sıcak. Dışarısı da sıcak. Ben niye üşüyorum? Annem yok ya. Ben eşlik edeyim sana. Utanma. Zaten biliyorsunuz yüksek bir puan almıştım. Atama haberini bekliyordum. Çok şükür ya, atama haberi. Şuraya oturayım, sen de oraya oturayım. Gel sen de bu tarafıma gel. Mart ayında gelmişti. İşte mülakat sürecim vardı. Nisan ayında o mülakat sürecini atlattım. İşte mülakattan da yüksek puan aldım çok şükür. Sonra Mayıs'ın işte ilk haftasında siz Ankara'ya giderken bizim tercih dönemimiz vardı. Yoksa ben de sizle gelecektim. Tam tarihler çakıştı, o yüzden sizle birlikte olamadım Ankara'da. Olsun. Ondan sonra işte şansıma da bu yıl yakından Karadeniz'den de okullar açıldı. Puanım yüksekti. Ben de Ordu'yu tercih ettim. Ordu geldi. Yani şu an evimden okulumun kapısı 130 kilometre. Çok yakın. Çok yakın. Çok yakın. Çok güzel. Normalde o kadar sevindim, o kadar sevindim. Deprem bölgesi bekleniyordu normalde. Bize en çok Allah oraya atayacaklardı. İşte ben ondan şey yapıyordum ama oradakiler de insan tabii. Oradakilere de oranın da biz öğretmenlere ihtiyacı var. Tabii ki nereye atanırsak atanalım. Ama en yakın yere Ordu ya. Evet, vazifemizi en iyi şekilde yapmaya çalışacaktık. Ya takdir ilahi böyle oldu. Çok da sevindim. Zaten dünden beri ayağım yere basmıyor. Uçuyor. Yavrum. Oy oy oy. Az önce de dershanede hocalarımla görüştüm. Diyorum ki hocama, işte şu an diyorum 5. kattayım diyorum. Aşağı atlasam diyorum yere düşmem diyorum. Uçuyorum diyorum. Kanatlandım diyorum. İnsan öyle ya, öğretmenliği kazandı ve yani bir de yakına atama. Bu çok güzel bir şey. Bu dualarla zaten bunun biliyorsunuz ya siz. Kalbinin güzelliği, ruhunun güzelliği zaten yüzünde. Hepiniz biliyorsunuz. Zaten inşallah oraya da bir düzen kurduğumda Esra teyzem sizi kamerayla alır gelir bize. Birlikte. Yavrum benim, yavrum yavrum. Yavrum benim. Buradan tekrardan herkese çok teşekkür ederim. Şimdi bu öyle bir süreç ki hani bir yola baş koyuyorsun, uğruna emek veriyorsun. Ama sana dua eden bir insanın varlığını bilmek çok ayrı bir şey.
Mesela ben bir yola çıktım ama sağ olsun hani sizler olsun, çevremdekiler olsun hiçbir zaman beni duasız bırakmadı. Hani böyle ben... Senin daha öncelikle, önce sadece zaten Allah'ın vardı. Hepimizin Allah'ı var ama Rabbim sana yardım etti. Rabbim sana sahip çıktı. Sonra bizler dualarımızla bunlar senin de çabanla. Mesela bazı seni de YouTube'da takip eden ablalar var. Hani sağ olsunlar, onlar da buldular beni işte sosyal medyadan, yazdılar sağ olsunlar. Hani sağ olsunlar. Mesela ya şunu bile yazmaları çok önemli işte. Senin için yapmamız gereken bir şey var mı hani? Allah, hiçbir şey yapmasına Allah gerek yok. Hani bunu yazabilmesi bile çok güzelmiş. Yani bunu okuyunca insanın psikolojisi gerçekten çok farklı oluyor yani. Hiçbir zaman hani ben yıkılmam diyor psikolojik mi? Hani o yüzden bunu bana hissettiren işte ablalarıma, büyüklerime çok teşekkür ederim. Allah ne muradınız varsa sizlerin de versin. Allah evlatlarınızdan, torunlarınızdan bu sevinçleri hatta bundan daha güzel sevinçleri Amin. Nasip etsin. Bizler kötü olsaydık bu insan, bu çocuk bizimle. Bu çocuk kaç yaşındasın sen? Ben 25. 25 yaşında bir çocuk. Bu çocuk çocukluktan elimizde büyüdü. Biz kötü bir insan olsak bizimle, bizi seçer mi? Bizimle kalır mı? Bize can atar mı? Biz de ona can atıyoruz. Allah razı olsun. Öyle bu mutlu haberimi sizle paylaşmak istedim. Tekrardan duasında eksik etmeyelim. Işte? Allah razı olsun. Aa, çok teşekkür ederim. Allah hepinize razı olsun. Ben neye inanıyorum biliyor musun? Şuradaki insanların gerçekten yürekten dua ettiği her şey oluyor. Sercan'a dua ettiler, ettiler, ettiler. Allah ona kendi kalbine göre birini ver. Allah helal süt emmiş birini ver. Diye diye, hepimiz de diye diye. Bak, her gerçekten şurada topluluk içinde edilmiş dua, gerçekten kabul olmuş dua. Kabul oluyor yani. Rabbime hamdolsun. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Çocuğun bu sevinmesi bile bize bir şey ya. Hani... Ya onun adına çok sevindim ya. Çok ya hak ediyordu, çok hak ediyordu. Kelimelerle anlatılmaz denilen şey tam bu. Yemin ederim ben de anlatıyorum. Çok hak ediyordu. Hak ettiğini buldu. Çok şükür. Şükür olsun. Yolun açık olsun, bahtın açık olsun. Biz her zaman senin, her zaman bir ablan olarak, kimse kimsenin annesi olamaz ama... Bir ablan olarak, bir teyzen olarak her zaman yanındayım. Allah razı olsun. Bizler her zaman seninleyiz. Yüreğimiz seninle. Allah razı olsun. Her bunu, zaman kapımız açık. Bunu hep hissettirdiniz zaten. Çok teşekkür ederim valla. Allah razı olsun. Tekrardan canım. Canım. Şimdi bizim çocuklar alışkanlık yapmışlar. Dışarı çıkıp geldiklerinde hemen elimi öpüp bana sarılıyorlar. Bu da dedi ki, Ertuğrul da dedi ki, dur siz yeni mi görüyorsunuz dedi anneciğim. Dur ben sarılayım Esra teyzeme. Bir dedi böyle Esra teyzesine sarıldı. Yavrum benim. Neyse canlarım biz buralardayız. Şimdi yemek falan da yiyelim. Karnımız da acıktı. Acıktı. Evet birazdan Sivilcan da gelecek. Yavaş yavaş böyle şey olsun. Biz biraz çayla birlikte biz sabah kahvaltısı yapmadığımız için. Biraz. Geçinmezimiz yumurta. Biraz. Biraz kahvaltının türlü bir şeyler yapacağız. Bunu yiyeceğiz. Onu arkadaşı paylaşmış bak. Annesini de kullanmış. Onu da kullanmışlar. Ne yapıyorsun adam? Evet canlarım biz bir iki sevilcanlar gelene kadar biz bu kahvaltı türü yiyeceğiz. Bunu hemen editleyip size atacağım. Devamını da yarına. Yarın sabah. Yani saat 1 gibi yarın. Şimdi Allah'a emanet ediyorum sizi. Biraz kahvaltı türü yapalım. Sonra da akşama doğru da tavuk şanlı şeyde yemeğimizi yeriz. Sevilcanlar da gelecek. Hoşçakalın. Yumurta çok güzel. Ben böyle olmayayım. Ben aç değilim. Fazla kırdık zaten. Gel gel sen de ye gel. Hep bir. Kazma akşam yedim. Ben çay içeyim.